Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size özellikle bir izleyicimiz yurt dışından soruyor. Yürüyen takımını nasıl kontrol edeceğini, aracın yürüyeni nasıl kontrol edilir ondan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar alt takım ya da aracın yürüyeni nedir? Önce bunlardan bahsetmek lazım. Aracın birinci olarak yürüyeni lastikler. Yani biz aracın yürüyeni ya da alt takım dediğimiz şey aracın kaportasıyla yol arasında bağlantı kuran elemanların tamamına diyoruz. Bu elemanlara da lastiklerden başlamakta fayda var. Demek ki birincisi lastikler. Diğeri fren sistemi, diğeri direksiyon sistemi. Dördüncü olarak ise direksiyon sistemi ile lastikler arasında bağlantı kuran akslar, rotüller ve miller. Daha sonra mafsallar ve daha sonra da aracın konforlu bir şekilde yola gitmesini sağlayan süspansiyon sistemi diyebiliriz. Şimdi bunların nasıl kontrol edildiğini tek tek sizlere anlatmaya çalışacağız. İlk olarak lastiklerden başlayalım. Arkadaşlar yürüyen aksamı kontrol ilk olarak lastiklerden başlamamız lazım. Yani lastiklerin yüzeyinde patlak çatlak olmayacak. Lastikler ve jantlarla ilgili herhangi bir kırık, dökük yer olmayacak. Ya da lastikleri çevirdiğimiz zaman etrafında böyle nasıl diyeyim balon olmayacak. Hem içeriden hem dışarıdan. Bir başka konu ise lastiklerin ömrü yani son kullanma tarihinin de geçmemiş olması gerekiyor. Çünkü bazen lastikler içinden de çelik teller patlayabilir ya da çelik teller kırılabilir. Eğer lastik içinden çelik tel kırılırsa bu sefer balans yapmanıza rağmen balans tutmayabilir. Yani yürüyen aksamında lastikleri kontrol etmek çok önemli. Lastiklerin biz düzgün olduğundan, kullanımında herhangi bir problem olmadığından, patlak çalak, çatlak balon olmadığından emin olacağız. Jantlarda da kırık dökük olmayacak ya da jantların içerisinde ne bileyim çizik olmayacak, gereksiz ağırlık olmayacak. Bunları öncelikle kontrol etmemiz gerekiyor ki aracın yürüyeninden daha sonra devam edebilirim. Yani diğer aksamları daha sonra kontrol edebilirim. Tekerleklerden devam edecek olursak arkadaşlar tekerleklerin içerisinde tam bu Fiat logosunun altında olduğu yerde bir rulmanımız var. Buna tekerlek bilyesi ya da tekerlek rulmanı da diyorlar. Aks rulmanı da deniyor. Öncelikle bunun boşluğunun olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Bunun boşluğunun olup olmadığını kontrol etmek için yaptığımız işlem ise lastiği üst tarafından altlı üstlü şu şekilde ileri geri hareket ettirmek. Yani tutuyorum lastiğin altını ileri doğru iterken üstünü ise kendime doğru çekiyorum. Dik eksende ileri geri hareket ettirerek buradaki rulmandaki boşluğu test etmeye çalışıyorum. Eğer burada tık tık şeklinde bir ses geliyorsa ya da elimizle biz lastiğin dik yönde esnediğini hissediyorsak bu arkadaşlar rulmanda olma ihtimali yüksek. Daha başka yerleri de kontrol ederiz ama ilk olarak yapmamız gereken kontrol bu. Aynı zamanda lastiği büyük bir hızla çeviriyoruz elimizden geldiği kadar ve kulağımızı dayayarak lastiğin bilyasından uğultu gelip gelmediğini dinliyoruz. Bakın şu anda lastiği çevirdiğimiz zaman sadece bir miktar balatanın sürtünme sesi geliyor. Onun haricinde başka bir ses gelmiyor. Bu ses de gayet normal. Eğer lastiğin tekrar söylüyorum rulmanında ya da bilyasında sorun varsa arkadaşlar bunu dik eksenden lastiği ileri geri hareket ettirerek kontrol edebiliriz. Daha sonra aracı lifte bir miktar daha yukarı kaldırıp diğer kontrollere geçebiliriz. Hazır buradayken yani benim açımdan yükseklik uygun olduğu için şuradan amortisörleri de kontrol edelim. Amortisörler arkadaşlar yağ sızıntısı olmayacak ve buradaki amortisör körükleri de sağlam olacak. Bakın burada helizonik yay var. Bu helizonik yayların oturduğu yüzeylerde ve yaylarda boşluk olmayacak. Bu yayları da kontrol ediyoruz. Yaylar arkadaşlar sallanmayacak. Yayların aşağıdan yukarı doğru kule var. Bu kulelerde de bir boşluk oluşmadığını hissedeceğiz. Şimdi bu aracın lastiklerini kontrol ettikten sonra amortisörlerin nasıl kontrol edildiğine geçelim. Aracı indirelim olmazsa komple ve amortisörlerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar lastiği kontrol ettikten sonra diğer bir başka konu ise amortisörlerin kontrolüne geliyor. Amortisörlerde yağ kaçağı olmayacak demiştik. Ve amortisörlerde normalde görevi nedir? Araç bir çukura düştüğü zaman ya da bir tümsekten çıktığı zaman aracın bir ya da en fazla iki defa yaylanmasını sağlamak. Daha sonra ise bunun azaltması lazım. Fakat eğer aracın amortisöründe problem varsa bu sefer yaylanma etkisi daha fazla olur ve yolda
gereksiz bir yaylanmaya sebep olur. O yüzden arkadaşlar aracın üst tarafından şasiye basarak aracın ne kadar yaylandığını kontrol etmemiz lazım. Yani araç gereksiz yere birkaç defa yaylanıyorsa bu sefer amortisör gerekeni yapmıyor demektir. Bakın burada amortisör kulesi var. Bu amortisör öncelikli olarak amortisör sağlam mı değil mi? Bunu kontrol etmek için ne yapıyoruz? Şu şekilde aracı üstünden bastırıyoruz. Gayet sert olacak. Bakın ikinci, üçüncü kez esnemiyor. Bunu karşı taraf için de aynı şeyi yapmamız lazım. Birkaç defa yapıyoruz. Amortisörü esnettikçe, daha doğrusu aracı esnettikçe ses gelmemesi gerekiyor. Bakın hiçbir ses gelmiyor burada. Şuradaki kuledeki esnekliği de görüyorsunuzdur oynamayı. Evet. Şimdi eğer kulede gürültü varsa ya da kulede böyle tok 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 şeklinde büyük yankılı bir vurma sesi geliyorsa arkadaşlar bu kuleden kaynaklanabilir. Bir de amortisörün içerisinde yani kulenin içerisinde bir tane bilye var. Bu bilyede problem varsa bu sefer de tıkırtı şeklinde ses yapabilir. İki sesin birbirinden en büyük farkı biri böyle biraz daha tok bir ses oluyor. Kulede problem varsa, bilyede problem varsa bu sefer de tıkırtı şeklinde oluyor. Ve bilyedeki ses arkadaşlar özellikle dönüşlerde daha çok kendini belli eder. Çünkü bilye orada dönüşlerde zorlanıyor. Şimdi bu kontrolü yaptıktan sonra aracı tekrardan yukarı çıkaralım. Liftle ve diğer kontrollere devam edelim. Arkadaşlar aracı lifte aldık. Aracı lifte aldıktan sonra önce yürüyen aksamı neler olduğunu biraz anlatalım. Daha sonra başlayalım. Bakın burada amortisör var. Amortisörün bağlantılı olduğu porya üzerindeki parçamız şurası. Daha sonra arkadaşlar poryamız şöyle. Daha sonra aksımız şu. Sonra mafsallar, aks mafsalları. Bir tane teker tarafında, bir tane vites kutusu tarafında. Daha sonra salıncak. Evet. Şu tarafa geçelim. Şuradan gösterelim. Rotil. Rot başı. Evet. Daha sonra bakın direksiyon mili de deniyor. Şöyle rotille. Evet, şuradaki parça. Orada rot ayarı yapılan yer işte orası. Ve burada Z rot. Bu araçta Z rot biraz kalın. Viraj denge çubuğu. Evet. Şimdi bunlar alt salıncak. Ve burada bir de beşik dediğimiz, yani sahnede beşik deniyor ama bir de şöyle parçamız var. Bunlar aracın yürüyeni diyebiliriz. Tabi bunlar karşılıklı, ya yani bu da diğer teker. Şimdi bunların içerisinde yani bu parçalarda problem varsa açıkçası genellikle müşteri şöyle diyecektir. Takırdı geliyor, tükürtü geliyor, dönüşlerde ses yapıyor, viraja basınca titreme yapıyor. Pardon, viraj diyorum, frene basınca titreme yapıyor diye sesler gelecek. Arkadaşlar normalde bunları yani böyle elle kontrol etmek de bazıları mümkün ama daha çok levyeyle kontrol etmemiz lazım. Levyeyle denememiz lazım. Öncelikle mesela diyelim ki dönüşlerde ses yapıyor. Eğer dönüşlerde ses yapıyorsa bizim bu sefer kontrol etmemiz gereken şey düz yolda giderken, yani normalde düz yolda dönüşte eğer ses yapıyorsa arkadaşlar kontrol etmemiz gereken şey burada rot başlarını kontrol etmemiz lazım. Bakın şurada takozu görüyoruz. Buradaki takoz yırtıksa ya da buradaki levyeyle esnettiğimiz zaman ses yapıyorsa burada boşluk var demektir ve boşluk araba sallandıkça, daha sonra siz direksiyonu çevirdikçe, yüke bindikçe bir de durum var. Tabi bu seslerin çoğu burada levyeyle ya da araç liftteyken olmuyor. Araç lift özellikle yükteyken daha fazla oluyor. Bizim levyeyle bastırmamızın sebebi sanki araç yüke gelmiş gibi yapıyoruz. Biz o yüzden levyeyi kullanıyoruz. Bakın bu şekilde esneteceğiz. Buranın belli bir direncinin olması lazım. Eğer çok yumuşaksa ya da metal metale sürtüyorsa buradaki rot başlarında problem var demektir. Diyelim ki direksiyonu çevirirken ses geliyorsa rot başlarını kontrol edeceğiz. Daha sonra arkadaşlar bunun direksiyon kutusunun içinden geldiğini düşünüyorsak buradaki körük sağlam olmalı. Şu anda bu sağlam. Bu sefer de arkadaşlar direksiyon simidini sabit tutup rot başını buradan söktükten sonra direksiyon mili ileri geri hareket ettirerek direksiyon milinin devamında, yani direksiyon dişli kutusunun içinde boşluk olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yine eğer biz mesela diyorsak ya direksiyonu çevirirken tık 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 diye ses geliyor diyorsak ve bunun rottan olmadığından, rot başından olmadığından eminsek bu sefer de
direksiyon kutusunun içini düşünmemiz gerekir. Bir başka konu arkadaşlar, dönüşlerde ses geliyor dediğimiz zaman Z rotu da kontrol etmemiz lazım. Bakın burada Z rotun bağlantısını görüyorsunuz. Bunun kauçuk bir parçası var ve üstte de kauçuk bir parça var. Bakın yine bunu leve ile kontrol ediyoruz. Yine bu lastik takozların olduğu yerde patlak çatlak olmayacak ve belli bir direncinin olması lazım. Aynı şeyi alt taraf için de yapıyoruz. Alt tarafı da bu şekilde leve ile kontrol ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar Z rotun bağlı olduğu viraj denge çubuğu var. Viraj denge çubuğumuz şu parça. Viraj denge çubuğunun bir kısmı Z rota bağlı, diğer bir kısmı ise şu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada lastik takozlar var. Şurada içini görüyorsunuzdur. Bu arkadaşlar parça da ses yapabiliyor. Özellikle çukura düştüğünüz zaman tıkı tık tık vuruntu sesi yapıyorsa Z rotun devamında olan viraj denge çubuğunun yatağından olabilir. Şimdi her araçta farklı olmakla birlikte bazılarında bakın buradan viraj denge çubuğu devam ediyor. Şuradaki siyah parçamız. Bu siyah parça yerinde stabil olacak. Kolay kolay hareket etmeyecek. Bakın buradan parçanın devamı şu parça böyle geliyor. Buradan devam ediyor. Z rotun diğer tarafına bağlı. Z rotu da kontrol ettikten sonra rot rotili kontrol ettik. Arkadaşlar aksın nasıl kontrol edildiğine bakalım şimdi. Öncelikli olarak aks normalde kolay kolay boşluk yapan bir parça değildir. Fakat aks başı dediğimiz parçada, yani bakın şuradaki parça, aks başında yırtık varsa körükte, burada zamanla içeri yağ dışarı çıkıp içine toz girdiği için, hava girdiği için burada aks başında boşluk olabilir. Aks başı özellikle virajlarda kendine belirler. Özellikle virajda ve rampa çıkarken tak 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 şeklinde bir vurma sesi gelir. Aks başında problem varsa aks başı tek başına değişebiliyor bazı araçlarda. Bu akstaki boşluğu da kontrol etmenin yolu, normalde körükler zaten yırtıksa içi görülüyor. Aynı zamanda şu şekilde aksın gövdesinden tutarak aksı sağa sola esnetiyoruz. Bakın şu anda bu aks hiç oynamıyor. Fakat aksta en ufak bir boşluk bile olsa bu sefer aks oynayacak fakat teker oynamayacak. Ve içerideki boşluktan ötürü de metal metale çarptığı için tak 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 şeklinde aks başından ses gelecektir. Ama araç yükteyken tekrar söylüyorum bu çok daha fazla geliyor. Ve sanki alttan çekişle vuruyormuşsunuz gibi. Bazen yapıyor bazen yapmıyor bu sesi. O da bilyanın o kafes yırtıldığı için hani bazen denk geliyor bazen denk gelmiyor o yüzden. Bir başka konu ise arkadaşlar alt salıncakta bakın şurada problem olması. Şöyle göstereyim. Şimdi bu salıncağı şöyle gövdeyi tutan yerler var. Yani bilmiyorum. Şurası. Bakın burada görüldüğü gibi bu lastik takozlar aracın aslında en önemli yerleri. Bunlarla ilgili problem olursa, boşluk fazla olursa ya da çok yumuşaksa bu sefer arkadaşlar bu yumuşak olan yerlerden ses yapmaya başlıyor. Bu sefer de araç virajda başka yere, pardon frende başka yere doğru gidiyor. Ya da gaza basarken başka yere doğru gidiyor. Buradan bu şekilde boşluk var mı yok mu diye kontrol edebiliriz. Yani bunu siz de istiyorsanız çekişte kontrol edebilirsiniz. Bu tarafı da kontrol etmek lazım. Tekere bağlı olan tarafı da. Burada yine levye ile üzerine yük bindirerek yeterli sertlikte olup olmadığını kontrol etmemiz lazım. Evet, bu araçta görüldüğü gibi herhangi bir şey yok. Bir başka arkadaşlar konu ise motor takozunda. Bakın şu motor takozu. Normalde araçlarda 3 tane takoz var motor tutan. Bu takozlardan en çok hasar gören takoz şu anda levye ile kontrol ettiğimiz takoz. Bu takozun herhangi bir şekilde yırtık olması halinde veya da bozuk olması halinde, yatakların, burçların bozuk olması halinde bu sefer vitese siz aniden gaza bastığınız zaman ya da gaza bastığınız zaman motorla aracın gövdesi arasında bir atalet problemi oluyor. Bu atalet problemi üzerine alması gereken bu takoz yeteri kadar alamayınca da bu sefer vurma sesi meydana geliyor. Tak 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 şeklinde. Genellikle bu ilk harekette ya da vites değiştirirken ya da gaza basarken meydana gelen sestir. Onu da yine buradan kontrol ediyoruz.
Direksiyon sistemini bakın şöyle göstereyim ben size. Şu karşıda gördüğünüz yine körüklerin sağlam olması lazım. Burada herhangi problemin olmaması lazım. Aks körüklerinin sağlam olması lazım. Her iki tarafta da aks başlarının sağlam olması lazım. Buradaki cıvataların, vidaların torkunda sıkılması lazım. Alt takımları kontrol etmeden önce aracın mutlaka lastik balanslarının olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yani alt takımla ilgili bir şüpheye düşmeden önce bizim öncelik olarak lastikleri kontrol etmemiz gerekir. Özetle söylemek lazımsa çukura düştüğümüz zaman ya da direksiyonu çevirdiğimiz zaman meydana gelen o gürültüler, patırtılar arkadaşlar amortisör kulelerinden, amortisör bilyalarından, ondan sonra yayların kırık olmasından, akslardan, aks başı mavsallarından, aks başındaki mavsallardan, daha sonra alt salıncaktan, salıncağın kollarından kaynaklanabilir. Az önce gösterdik. Rot başındaki bakın şuradaki lastik kauçuk malzemenin boşluğundan kaynaklanabilir. Direksiyon milinden kaynaklanabilir. Z-rottan kaynaklanabilir. Z-rotun bağlı olduğu viraj denge çubuğundan kaynaklanabilir. Özellikle viraj denge çubuğu bozuk zeminde gıcırtar. Yani bu gıcırtı lastik o biraz daha yumuşak olduğu için oradan ses yapabilir. Tabii bunu böyle dışarıdan söylemek çok kolay değil. Yani bunun gerçekten olup olmadığını anlamak için elinize levye alıp bütün bunları kontrol etmeniz lazım. Aynı zamanda ben şeyi de söylemiştim size. Teker rulmanını da kontrol etmeniz, yani en azından az önce göstermiştik. O şekilde kontrol etmeniz gerekebilir. Lastiklerin son kullanma tarihi de önemli. Lastiklerin son kullanma tarihini de arkadaşlar üzerlerinden kontrol edebilirsiniz. Bakın şurada yazıyor 12-15 şeklinde. Bu lastik 12. hafta 2015 yılında üretilmiş. Yıl şu anda 2022 olduğuna göre yaklaşık 7 yıldır kullanılan bir lastik. Bu lastiklerde de eğer problem varsa bu sefer yine balans tutmayacaktır ya da titreşim olarak size dönecektir. Evet, elimizden geldiği kadar aracın yürüyen aksamını ve nasıl kontrol edeceğinizi anlatmaya çalıştık. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Hoşça kalın.